Süper Lig'de artık gözler şampiyonun resmen ilan edilmesine çevrildi. Hani masadakilerin yaş ortalaması ben dahil uygun. Şampiyon <laughs> yo bir ne <laughs> mi ya, eksik kaldı? Bir kaldı. Şimdi işte Kemal'le aynı o dönemde Manşetler öyle atılırdı çünkü. Manşeti hayır manşeti ilk biz attık şimdi biraz övünelim <gülüyor> yani. 8-10 <laughs> tane şey var. Tarihi eser haline geldi o başlıklarımız tercümanda attığımız başlıklar. Şamp, pi, Yon dedik yani 3 hafta üst üste ama artık Trabzonspor öyle bir geliş geldi ki e, bu hecelemeyi bile ortadan kaldırdı. Trabzonspor haftalar öncesinden bile şampiyon oldu yani. Önce gönüllerde oldu aslında evet. yani geçen sezonda Beşiktaş aslında Galatasaray'ın bir gol önünde şampiyon oldu ama sezon geneline bakıldığında Beşiktaş şampiyon gibi oynuyordu. İşte Galatasaray'ın öyle yaşadığı şampiyonluklar o Fevzi'nin kafasını direğe vurduğu. Hatalı gol yedikten sonra iki <laughs> sezonda. Beşiktaş o maçı kazansa şampiyonlar ortaktı ama o sezonda gönüllerdeki şampiyon aslında sezon boyunca ortaya koyduğu futbolda. Bence Galatasaray'da ben öyle bakıyorum. Biraz da e, haftalara yayarak bakıyorum şampiyonlar. Bu sezonun şampiyonu zaten Trabzons. Trabzonspor'da. Bilmem katılır mısınız Levent Bey? Ya şimdi çok geçmişe gittim. Bu tür dönemler var. Ben mesela bir örnek vereyim. 1982 Dünya Kupası'na gittiğimde o kupanın iki finalisti Brezilya ile Fransa olmalıydı. En kötü iki takımıydı Almanya ile İtalya. Ya bazen olmuyor ama. Olmuyor. Yani gönüllerin finalisti onlardı. Diğerleri oldu. E şimdi güzel örnekler verdim bu konuda. Bence de Trabzonspor şundan dolayı kutluyorum. Bugün baktırdım yukarıda. Trabzon takımı 9 haftadan beri liderlik koltuğunda oturuyor ya. Gelip kimse oturmamış oraya. 9. Hafta haftadan almış. itibaren oturmuş bu koltuğa ve sonuna kadar koltukta kalarak ligi bitirecek. E şimdi soruyorum. En erken belki onu Güven abi bilir. Ee, ben ona baktırmadım. Beşiktaş'ın olup şampiyon olduğu sene ki süreçteki liderliğine bakmak lazım. Çünkü bu büyük bu kadar çok takım yoktu o zaman. Bu kadar yoğun e, takımla birlikte bir rekor bu bence. Yani o, da o nereden baksan 38 haftanın 29-30 haftasını lider bitiriyorsun. 9. Evet. haftayı da sayarsa. Ben dolayısıyla analarını ak sütü gibi hak ettiler bu şampiyonluğu. Oynayarak gönüllerde tat kutular iyi oyunlarla. Zaman zaman sakatlık ve cezalar yaşamalarına rağmen diğer takımların özellikle Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kadro derinliğine rağmen bunu Galatasaray için kayla almıyorum. Galatasaray'da kadro derinliği yok. E, ona rağmen Abdullah yaratmış olduğu sezon başından beri takım, antrenör takımını yani yarattığı için söylüyorum. Başarılı oldu ve en güzel tarafı şu, Trabzon uzun bir aradan sonra e, taraftarıyla ile barıştı. Bütün maçlar dolu oldu ve bütün Avrupa'nın, dünyanın her yerinden Trabzon sporu izlemeye taraftarlar geldi. Bugün bugün bugün, bugün e, tanık oldum Trabzon Spor Şenol Güneş Spor Kompleksine geçtiğinden bu yana 36 bin seyirci ortalamasını oynamış. Evet. Ha, bak. Bitti Güven şey. abi farklı bir şey, güzel bir şey söyledi. Kupa başlarına dahil Ben biliyorsunuz hafta evet, içi kupa maçı Trabzon'daydı. Evet, şimdi, şimdi Güven kupa abi 40 bin da üzeri değil mi? Yani e, tabii yani 36 bin ortalama, ortalama bayağı demek büyük ki, bir rakam yani da, Türkiye için. Ki. Ben onu söylüyorum. Güven abi güzel bir şey verdi ama kabul edelim ki şimdi stat full. Büyük bir ihtimalle araya girenler de olacaktır burada işte ilgili biliyorsun. Hani tarihi İzmir'de Göztepe karşıya maçı vardı. Ben gazeteci muhabirdim evet. o zaman. Yeni Rekorum kırıldı. 11'de gitmiştim. Evet. Stad ee, Kemal abicim. 4'te maç oynandı. Stad'da 80 bin kişi vardı. Yalan. 100 bin daha. <laughs> Çünkü o zaman kimse saymıyordu bu işi. Merdivenler de doluydu. Her yer doluydu. 100 bin kişinin üzerindeydi. O rakamsal 80 bin. 100 bin kişi vardı. Sevgili Mehmet, bırak stadın dolu olmasını. Yani bu haftaki maç için. İsta, ıı, Trabzon'da 35 bin yatak kapasitesi varmış. Yani oteller toplam. Full. 35 bin'i de full yer yok. O, Hayır, yani bırak statta otellerde bile yer yok. Uçaklarda yer yok. Uçaklar Sürekli zaten... ek sefer koyuyor havayolu şirketleri ama o da yeterli e, olmuyor. 5-6 dakikada doluyormuş yok. ek sefer talebi. Hemen dolduruyorlarmış. Biletler 4 dakika içerisinde satılıyor. Bugün statı dubleks yapsalardı <laughs> eğer bir kat daha koysalar 80 <laughs> bin olurdu. Ciddi söylüyorum. Vallahi, ama Kemal abi şehir de efsane olmuş. Her taraf bayrak. Her taraf tolcoşku yaşanıyor. Yani 7'den yetmişe formasız insan görmek mümkün değil maç günleri. Tam bir futbol şehri haline gelmiş Trabzonspor. Siz çok yer... bugün acı çektik dedi. Eh. Affedersin. Bugün bir röportaj dinledim bir yerde. Bir Trabzonspor taraftarı güzel bir şey yaptı. Acılar çektik. Hüzünler biriktirdik. Ama mutlu sona geldik. Eh. Bunun da keyfini yaşamak istiyoruz dediler. Güzel bir anlatım. Evet. Çok uzun bir bekleyiş oldu. Ama uzun bir eğlence de, kutlama dönemi de yaşayacaklar. Yani siz şampiyon oldu diyorsunuz Trabzon. Sadece bir puan yetiyor diyoruz aslında. Tamam canım yani üç de alır. Olabilir. Ha, bir şartla. Hatta sıfır alıp Fenerbahçe'nin yenilmesi durumunda yani, da, yani puan kaybetse gene. Şart, puan kaybetmesi bir şartla, durumunda Bir da şartla. Bir Ali Bey kabul ederse. Ne? ne? <laughs> Hangi anlamda? Ali Bey. Hadi Koç Bey kabul ederse şampiyon olur. Mutlaka bir şey bulacaklardır. Zaten bulmaya da devam ediyorlar. devamlı. Yalan mı? Açıklamalar yapılıyor. Öyle mi abi sitede bilmem nerede? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Teadron Spor'un bu yapılıyor. yılki şampiyonluğuna kulp takmaya kalkan olursa Türkiye ayağa kalkar. Yani He? o kadar da. Nasıl kalkar? Niye kalkmıyor abi ne zamandır? Kaç haftadır? Hayır şampiyonluğuna kulp takan oldu mu? Hayır kulp takan değil. Bir sürü sebep var. Hakemler, federasyon, MHK, Abi, o başkan evlat tahkim kurulu. Sevgili Kemal, <laughs> o da yani e, geçen hafta içinde e, galiba Malatya Spor Başkanı küme düşme kalsın diye veya Malatya He. Spor Başkanı değil, Malatya Spor Milletvekili bir evet. ricada bulunmuş küme kalksın, düşme kalsın diye. Bu dün de e, Altay Kulübü bir açıklama yayınladı. Yani ben bunları biraz garipsiyorum, bağışlasınlar beni. Yani hakemleri varmış. hakemleri bu olayı yaşaması veya istifa etmesi federasyon Başkanı'nın istifa etmesi vesaireye dayandırarak ligde düşme kalkacakmış. Yani onlar neden istifa ettiler? O gerekçe ortada mı? Hakemlere neden görev verilmedi? O gerekçe yasal olarak ortada mı? Yok öyle bir şey yoksa böyle bir o, o sebebe dayanmak ya, da bu mümkün. Bu sulandırmaya olmaz. çalışanlar oluyor Kemal ya. abi haklı. Olur, Çünkü bu ligdeki bu yaşanan olur. hakem olaylarından, federasyon olaylarından sonra ligin tescil edilmemesi gibi ab, absürt böyle konuşma yapanlar da oldu. Yani 9 ya haftada çok net söylüyorum ya bakın bakın tabloya ya 9. haftadan beri Trabzonspor bu ligin patronu ya. Tepede oturuyor ne istiyorsunuz ben anlamadım ki yani. Hayır öyle bir şey ki ya son 5 haftada... Ediyor. 5 haftada bir yenilgisi 3 beraber 9 puan kaybetti. 9 evet. puan kaybetti halde hala 11 puan önde. Evet. <laughs> yani böyle bir fark atmış. Ben hiç Kemal Hafızan senin sağlamdır. Var mı bu kadar farklı bir Yok. şampiyonluk yarışma durumu? Yok. 20 puan bir, şey bir aralık. 20 puandı. 15 16 fazlaydı. Doğru söylüyor. Ha 20, 20, 20 Çok puan. Çok puan, puan fark vardı. Yani e, Trabzonspor canım. bu ligi bu hale getirdi. Yoksa Trabzonspor normalde Geçen sene, şey bu Nisan ayının başında pardon, şampiyonu ilan etmesi Tabii. gerekirdi ya. Kaybettiği puanlara bak içeride. Şimdi bekleyeceğiz. Cuma evet. veya Cumartesi günü Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edebilir. Antalya spor maçı var bu hafta. Sonrası da Hatay deplasmanı. Ardından Altay maçında Trabzonspor'un kendi evinde taraftarı önünde kupasını almasını bekliyor. Sezonu İstanbul'da Medipol-Başakşehir deplasmanında tamamlayacak e, Trabzonspor... Bu hafta dediğim gibi belki de Trabzon şampiyon olarak de kutlayalım. çıkacak Cüneyt. Cüneyt. Çünkü evet. e, mükemmel bir bütçe hazırladılar. Hmm. Abdullah Avcı da hiç böyle e, yani hatalar belki transferlerde olmuştur. Ama genelde nokta transferler yaptırır takıma. Cornelius'undan Hamsik'e, Bakasetas'a, Siopis'e. Bunlar hepsi çok katkı yaptılar. Cerviyo gibi, Edgar gibi Pereze, iki önemli evet. ismi çok de kaybetti. Uzun süre bir dönem e, biliyorsun... Hugo'dan faydalanamadı evet. Vitor Hugo'dan. Yani bir tek eksikleri iyi bir sol bek bulamamışlardı. Oraya Demsili biliyorsun koydu. Demsil'den stoper yarattı. Genç soper stoper yarattı. Yani kabul etmemek Ahmet Can'dan. Şimdi hocayı da kutlamak gerekir. Kolay bir şey değil. Trabzon sabırlı bir şehir değil. Yıllardan beri birçok şampiyonluklar konusunda çok büyük haksızlıklar oldular. Şimdi dönüp arkalara bakmayalım. O maçları hatırlarsak bugünün varları olsaydı bugünün adam gibi maçlar yönetilse Trabzon en az 3 tane daha şampiyonluğu olurdu. Bunu net olarak söyleyeyim ben. Bir Türkiye'de bir spor yazarak izleyen bir insan olarak söylüyorum bunu. Ama genel anlamda Abdullah Avcı yönetimini ve öncelikle de Trabzon spor taraftarını. Taraftarlık böyle olur ya. Taraftarlık iyi günde de kötü günde de türbünlere gelmektir. Herkesin bir güzel günü olduğu gazı zaman bazı kötü günü de olabilir. İngiltere'de 8. sırada 10. sırada oynayan taraftarlar Takımlarının maçlarını dolduruyorlarsa o bir takımdaşlık örneği sergiliyorlar. Hı hı. Takımlarını seviyorlar. Onlar o takımların şampiyon olamayacaklarını biliyorlar. Ama oynanan sahadaki mücadeleye saygı duyup bu desteklerini esirgemiyorlar. Bundan sonraki süreçte maalesef biz Türkiye'de bunları göremiyoruz. Ama Trabzon bir futbol şehri. Futbol kitabının yazıldığı bir şehir. Burada. E, dolayısıyla bence Trabzon taraftarı bu güzel statta, bu şampiyonluktan sonra artık takımının itici gücü olmaya devam etmeli diye düşünüyorum.